Dairesel çizim çoğaltmayı öğreneceğiz. Hemen şurada panik yapmayın. Yeri belli. Bunun için iki tane basit daire çizmeni istiyorum. Bakın orijin gözünüzden kaçmasın. Orijini unutmayın. Orijini birazcık kenara aldım. Tam orijine çizmeyin yani. Geldim bir daire çizdim. Bir tane de onun dışına bir yere daire çizdim. Sonra CTRL ile basılı tutarak tekerlekle ekranı birazcık ortaladım. Şimdi olacaklara dikkat edin. Bu daireyi birazcık küçültüyorum. Bu daireyi de birazcık büyütüyorum ki aralarındaki fark bariz belli olsun. Birinci yapacağım şey ekrandaki boş bir noktaya basmak. Niye? Şunu seçili bırakırsanız bu seçili gideceksiniz işleme. Lütfen boşluğa birkaç defa tıklayın. Yani çok da fazla tıklamayın, skeçten çıkarsınız. Tekrar çift tıklayarak geri girin. Şu kalemle şey burada olsun çarpı. Sonra geliyorum dairesel çizim çoğaltmaya basıyorum ve dikkat edin şurası ve şurası çok önemli. Bu ikisinin boş olması lazım. Bazen şunda şöyle görüntüler görürsün. Sonra ekran birden böyle saçma sapan şeyler yapar. Hayır. Sil. Boşluğa bas. Escape'e bas. Çık gerekirse. Kafan karışmasın. Dairesel çizim çoğaltmadayım. Bakın şurada neyin etrafında çoğaltacağım diye bir soru var. Eğer bunu bir noktanın üzerine getirirseniz kaybolur kalem. Yoksa çizim unsuru seçmek ister. Çoğaltacağın nesneyi. Lütfen ve lütfen sakın gelip bir cisme direkt dokunmayın. Bir cisme dokunursanız, mesela şuna dokunursanız, bunu orijin etrafında hemen çoğaltmaya çalışır. Bakın. Gördünüz mü? Orijin neredeyse onun etrafında çoğaltmaya çalışır. Sil. Halbuki biz bunun etrafında şunun çoğalmasını istiyoruz. O yüzden de şurası için tıklayıp bunun merkezine dokunuyorum. Çoğaltılacak objelere gelip buna dokunuyorum. Şimdi bunun etrafında bir çoğaltma işlemi başlıyor. Gördünüz mü? X, Y, Z çok önemli değil. Ne kadar dereceyle çoğalacak? Bazen istersiniz ki sadece 180 dereceye çoğalsın bu işlem veya bu 4 tane. Bakın 180 dereceye sığıyor ama biz şu anda 360 yapacağız, o ayrı. Şurada kaç tane çoğalacağı? Bakın 6 tane. Burada çoğaltma yarı çapı. Tabii ki bu size kalmış. Çoğaltma yarı çapını değiştirirken şuranın oynadığını gördünüz değil mi? Dikkat edin. Hemen ardından ölçülendirme yarı çapı. O yarı çapı onaylayacak mısınız? Ne olacak? Bir altında ise ölçümlendirme açısal boşluk. Açılarla çoğaltabilirsiniz. Yani 60 dereceye bir ya da işte bakın şuraya bastığım zaman burada girdiğiniz açının bir önemi kalıyor. Yani her 45 dereceye bir derseniz 45 dereceye bir 6 tane çoğaltır. Eşit aralıklarla çoğaltmaz. O yüzden gelip eşit aralığı tekrar işaretlemeniz gerekir. Anlatabiliyor muyum? Şuraya 360 dedim ve eşit aralıkla 6 taneyi yerleştirdim. Aynı özellik şurada da var ki atlanacak öğeler, atlanacak öğelerde de çoğaltma işlemi esnasında dilerseniz şunu veya şunu yapmayabilirsiniz. Ama okey dediğiniz zaman bu daire bunun etrafında çoğaltılır. Bakın 6 tane diyor. Bu 6'yı gelip 8 yaparsınız. Bu sefer sistem 8 tane göre dizilecek. Şu artıdakini de atlayarak. Herhangi bir çoğaltmayı çizdikten sonra değiştirme olayında sıkıntı yaşarsınız. Editlemenin bir yolu yok. Unsur ağacına yazmıyor çünkü. Sadece sayısını değiştirebiliyorsunuz. Unutmayın. Neyin etrafına çoğaltacağınızı doğru seçmeye dikkat edin. Tekrar söylüyorum. Bakın şurası önemli. Bir cisim varsa bunun etrafına çoğaltma yapacaksanız ve siz eğer ki doğrusal değil özür dilerim dairesel çoğaltmada bir şey seçili girerseniz o hemen orijin etrafında çoğalır. Yanlış şeyi seçseniz bile o orijin etrafında çoğalır. Şu orijine göre. Önemli olan şey sizin çoğalma merkezin dairenin kendi merkezi seçmeniz lazım. Ha. İlla daire olmaya da bilir. Ne demek istiyorum? Bu bir dikdörtgenin köşesi olabilir. Bu bir çizginin ucu olabilir. Hemen görelim uygulamasını. Bakın şimdi dikkatli izleyin. Dairesel çizim çoğaltma. Geliyorum bu köşeye dokunuyorum. Şurası için. Şu köşenin etrafında. Ve çoğaltılacak objeleri de bunu seçiyorum. Ve hemen bu etrafta çoğaltıyor. Gördünüz mü? Aynı mantık ve çok basit. Artık siz de çözdünüz olayı. Geldim. Noktayı sildim. Yayı sildim. Temizledim buraları. Ve neyin etrafında çoğalacak? Bunun etrafında. Ne çoğalacak obje olarak? Bu çoğalacak dedim. Okey dedim. Dairesel çoğaltmayı gördük çizimde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.